Efendim, bugün kulis programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu'nu konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem yine hareketli. İktidarın önümüze koyduğu %51, %50 artı 1, %40 artı 1 tartışması var. Bunu değerlendireceğiz. Bunun dışında Sayın Kılıçdaroğlu dün grup toplantısı yaptı. Meclisin bir de yasama yılının ilk açılışı nedeniyle. Önemli konulara parmak bastı, önemli konulara değindi. Bunların ayrıntılarını size konuşacağız. Meclis televizyonunun Sayın Kılıçdaroğlu'na uyguladığı bir sansür vardı. İnanılmaz terbiyesizce bir sansürdü o. Onu konuşacağız. Diğer siyasi partilerin %50 artı 1, %40 artı 1 tartışmaları neymiş? Onların bu konuya bakışı nasılmış? Onlara bakacağız birlikte. Bunun dışında daha özellikle değerli izleyenler, Sayıştay raporları var. Sayıştay raporları her gün bir başka kurumdaki usulsüzlüğü, yolsuzluğu, daha doğrusu çürümüşlüğü ortaya koyuyor. Günlerdir de biz bu haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Aslında bunun ne anlama geldiğini Sayın Kuşoğlu'na değerlendirmesini rica edeceğiz. Yani her yerden bir yolsuzluk ya da usulsüzlük fışkırıyor. Bu bize neyi anlatıyor? Önümüzdeki sürece ilişkin toplumun ya da kamu düzeninin ne hale geldiğini ya da geleceğini nasıl tanımlayacak Sayın Kuşoğlu? Onu kendisinden dinleyeceğiz. Ama öncelikle Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında ne demiş? Hangi konular özellikle gündemine almış ve bunu kamuoyuyla paylaşmış? Düne gidelim. Kılıçdaroğlu bir dinleyelim. Ondan sonra stüdyoda Sayın Kuşoğlu'yla sohbetimize başlayacağız değerli izleyenler. Öyle ya, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şimdi çöp ithal etmeye başladı. Çöplere dolar veriyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasını eleştirdi. Partili Cumhurbaşkanı olmaz. Meclise gelip meclisi açacaksan Cumhurbaşkanı olarak açacaksın. Bir partinin genel başkanı olarak değil. Cumhurbaşkanı gibi konuşacaksın. Bir partinin genel başkanı gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir partinin genel başkanını meclisin açılış konuşmasında konuşturmamalıdır. Bu yanlıştır demelidir. Kılıçdaroğlu, AKP'nin 17 yıllık iktidarı döneminde toplanan deprem vergilerinin nereye gittiğini sordu. Sadece AK Parti iktidarları döneminde İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için kaç lira para toplandı? Biliyorum çoğunuz bilmiyorsunuz. Ben size söyleyeyim. 36 milyar dolar. CHP lideri Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programının IMF tarafından hazırlandığını söyledi. Yeni ekonomi programı açıklandı. Ne programı Allah aşkına? Damada vermişler bir metin, çık bunu anlat diye. Damat ne anlar işsizlikten? Damadın bir eli yağda bir eli balda. Damat bir kibir abidesi, kayınpederi gibi. Bakın. Yeni program bir IMF programıdır. Bir daha söylüyorum. Yeni program eski programlar işe yaramadı. Hiçbirisi tutmadı. IMF heyeti geldi. Günlerce oturup konuştular ve yeni bir programı yaptılar. Damadın eline verdiler. Çık bunu anlat dediler. Yeni program bir IMF programıdır. Bereket versin. IMF heyeti bizim arkadaşlarla görüşünce gerçek ortaya çıktı. Yoksa kimse IMF'nin geldiğini bile duymayacaktı. Suriye'de en büyük bedeli Türkiye ödüyor diyen Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlar kahraman kesiliyor diye konuştu. Ama iktidar Amerika ile Rusya arasında savrulan bir görüntü veriyor. Amerika'ya gidiyor ayrı telden, Rusya'ya gidiyor ayrı telden ve dolayısıyla Suriye'de kan akıyor. En büyük bedeli de Türkiye ödüyor. En büyük bedeli. Harcadığımız para 40 milyar dolar. Suriye'nin toprak bütünlüğü. Evet koruyalım. Güvenli bölge evet olsun. Ama güvenli bölgeyi Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak yerine Süleyman Şah Türbesi'ni tahkim edip o süreci güçlü bir şekilde koruyabilseydiniz o alanı bugün Suriye'nin doğusu diye bir şey olmazdı. Kendi toprağından, kendi vatan toprağından türbe kaçıranlar şimdi kahraman kesiliyorlar. Bu benim ağrıma gidiyor.
Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu konular buydu değerli izleyenler. Bir de biraz önce açıklanan bir rakam var. Enflasyon rakamları Eylül'e. Tüketici fiyat endeksi aylık %0,99 artmış. Bu da son dakika bilgisi sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %8,42. Bir önceki yılın aynı ayına göre 0, %9,26 ve 12 aylık ortalamalara göre de %18,27 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %2,15 ile konut grubunda olmuş. Aylık en fazla düşüş gösteren grup, düşme de var, 0,60 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanmış. Ama netice itibariyle 0,99, yani %1 oranında bir aylık enflasyon söz konusu. Bu da son dakika bilgisiydi değerli izleyenler, sizlerle paylaştığımız. Bu arada tabii ki Sayın Kuşoğlu ile bunları konuşmayacağız. Ekonomiyle konuşacağız. Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi paketini de konuşacağız. O ekonomi paketini ile ülke düzlüğe çıkar mı çıkmaz mı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi, altın çizdiği gibi, bunun bir IMF programı, IMF programı olduğu noktasında bir görüş bildirdi. Buraya hangi noktalardan çıkarak geldi? Bunları da konuşacağız Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Evet, isterseniz buradan başlayalım. Biz ekonomiden başlayalım. Madem enflasyon rakamları da açıklandı, Sayın Berat Albayrak'ın söyledikleri malum, iki gün önce yaptığı basın toplantısı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri malum, biraz önce paylaştığım bir rakam var, %0,99'luk bir artış. Bir de bir başka ekonomi uzmanının, onu da söyleyeyim, sözü size bırakacağım. Şöyle, elektriğe %15 zam gelmişti en son, %14,90. Ancak ekonomist İbrahim Kahveci'nin şöyle bir iddiası var. BOTAŞ'ın doğalgaz termik santrallerine yaptığı gaz satışı fiyatının %100 arttığına işaret ediyor. Ve diyor ki elektrik için bir %25'lik zam oranı daha cepte bekliyor diyor. Yani eğer yaparlarsa %15 artı %25, %40'lık bir zam aşağı yukarı karşı karşıya kalacağız. Evet, buyurun. Ben de bundan iki gün önce buradaki programda YEP'le ilgili, orta vadeli programla ilgili olarak konuştuğumda bu iddiada bulunmuştum. Çünkü enerji fiyatlarını özellikle dolara endeksliyorlar. O noktaya getirecekler. Kesinlikle, yani dolara bu zamdan sonra yani elektriğe bir zam daha söz konusu olacak. En az %15'lik bir zam daha söz konusu olacak. Biraz önce söylediğiniz TÜİK rakamlarını, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını inandırıcı buluyor musunuz İsmail? Yani işte bir şey söylemenize yani, gerek yok. Vatandaşımız da aynı şey. Yani hiçbir parti gözetmeksizin herhalde vatandaşlarımıza da aynı soruyu soralım. Benzeri şekilde güleceklerdir. Yok ya, bu kesinlikle devletin bir kurumunun açıkladığı rakamlar. Hiç şüphe yok ki böyledir, doğrudur diyemez. Hiç kimse bunu söyleyemez. Maalesef böyle. Bakın, biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. İşte 100. yılımıza geliyoruz. Bir devletin en önemli özelliği güvenilirliğidir. Güvenilir olmasıdır. Güvenilir midir bizim devletimiz şu anda kurumlarıyla? Maalesef. Yani devletin tüm kurumlarına baktığınızda ve tek tek baktığınızda yargısı, işte ne bileyim idari yapısı, işte emniyet teşkilatı, olsun busu falan filan, yani güven noktasında ciddi bir aşağı düşüş var. Şimdi bunu neden söyledim? Sizin sorduğunuz soru, ekonomiyle madem başlayalım dediniz. Şimdi bir devlete karşı güven yoksa nasıl o ekonomide gelişme olabilir? Şimdi soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamuyla birlikte özel sektörümüzün 450 milyar, 460 milyar dolar borcu var. Evet. Bu civarda bir borç var. Sıkıntımız da tekrar borç alamamak. Yani bu borcu çevirebilmek için tekrar borç alamamak. Tekrar borç alamama nedeniyle dışarıdan malzeme alamıyoruz, ithalat yapamıyoruz yeterince. İhracatımız da ona göre tabii düşmüş vaziyette. İhracat da yapamıyoruz. Tüketimimiz düşmüş. Sıkıntılıyız. Yani döviz bulmada sıkıntılarımız var. Bize bir borç verecek olanların tekrar bize borç verebilmesi için bir, güven duymaları lazım. Evet. Faizleri yükseltmemiz lazım. O parayı tekrar ödeyebilir görünmemiz lazım. Bize güvenmeleri lazım ekonomimize. İki,
bizim yatırımcılarımızın, yani Türkiye içerisinde yatırım yapacak olanların güvenmesi lazım. Diyelim ki sizin veya bir vatandaşımızın 1 milyar doları var. Getirip Türkiye'de hemen yatırım yapar mısınız, size soruyorum. Ya bu para 1 milyar dolar. Çok büyük bir para tabii. Tabii çok önemli büyük bir para. Her an gelip İsmail Bey siz sabah kapınızı çalıp polisler FETÖ'cüsünüz diye el koyarlarsa servetinize, derdinizi nasıl anlatacaksınız? Anlatamıyorsunuz. Onun için bir yatırımcı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak götürürsünüz paranızı yurt dışına. Ya da FETÖ borsasına müracaat etmek lazım bu durumda belki. Orada da epey bir paranızı kaybedersiniz. Onun için en emniyetlisi yurt dışına paranın önemli bölümünü, en azından yarısının transfer edilmesidir. Bunu zaten yapıyor. Yani şu anda AK Parti'den zengin olmuş iş adamları da, bu meşhur çeteler var ya, beşli çete vesaire, bunlar söyleniyor. Bu dönemde zengin olmuş. Bu dönemin iş adamları da aynı şeyi yapıyorlar. Paralarını önemli ölçüde yurt dışına götürüyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nda bir uyarısı vardı, hatırlayın. Hatta uyarısı da vardı. Kesin rakamları bilmiyoruz, açıklamıyorlar tam olarak, ama tahmini olarak, ekonomistlerin tahmini, 200 milyar doların üzerinde bir meblağdan bahsediliyor. Bakın, 200 milyar dolar meblağdan bahsediyoruz. Borcumuzun neredeyse biz yarısı. 100 milyar dolar bulabilsek, şu anda 100 milyar dolarımız olsa bu krizi aşarız. Krizi aşarız 100 milyar dolarımız olsa. Ama bizim iş adamlarımızın, AK Partilileri özellikle iş adamlarının yurt dışına götürdüğü paranın tutarı 200 milyar dolar. Neden? Kendi iktidarlarına, Erdoğan iktidarına güven duymadıkları için, her an paralarına, servetlerine el konabilir korkusuyla. Yargıya güven yok çünkü. Adalete güven yok, devlete güven yok. Böyle bir ortam oluşmuş. Güven onun için çok önemli. Nasıl TÜİK rakamlarına, enflasyona güvenmiyoruz, aynı şekilde maalesef yine devlete güvenmediğimiz için servetimizi yurt dışına kaçırıyoruz. Yurt dışındaki bir iş adamı düşünün. Bakıyor, Türkiye'de yatırım yapılabilir. Türkiye'de yatırım yapılabilir diyor. Ama Türkiye'ye güvenmiyor. Türkiye'de hukuk yok, adalet yok diyor. Devlet mekanizması çalışmıyor, iyi çalışmıyor diyor. Onun için ben Türkiye'de yatırım yapmam diyor. Bakın, abartmıyorum, gerçekten siyaset olsun diye söylemiyorum. Geçen hafta bir iş adamıyla görüştüğümde şunu söyledi. Bir yıl Japonlarla görüştük. Bir yıl. Bir yılın sonunda Japon CEO geldi, uçağa atlamış geldi. Şimdiye kadar görüşmelerimiz olumlu geçti. Her şey olumluydu. Biz sizin şirkete ortak olmak istiyorduk, yatırım yapmak istiyorduk. Fakat Türkiye'de demokrasi yok, yargı yok, adalet yok. Bu şartlar altında böyle bir rejimde yatırım yapmamız mümkün değil. Bunu da size yazılı olarak bildiremedik. Evet. Kendim geldim, siz bunu bildiriyorum. Şimdi tekrar döneceğim. Bunu söylemiş aynen. İş adamın ağzından aynen aktarıyorum. Çok vahim bir şey bu. Çok vahim, çok vahim bir şey. Neden? Çünkü Türkiye'ye, devlete, devlet mekanizmasına, adalete vesaire güven yok. Konu bu. Bizim iş adamlarımız paralarını yurt dışına 200 milyar dolar çıkardılar diyoruz ya en azından. Evet. Bizim iş adamlarımız yatırım yapılacağı zaman Türkiye'ye yapmıyor. Nerelere götürüyor parasını? Mısır'a götürüyor, Bulgaristan'a götürüyor, Romanya'ya götürüyor, Polonya'ya götürüyor, İngiltere'ye yatırım yapıyor, Portekiz'e yatırım yapıyor ama Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Yani güven unsuru o kadar önemli ki, bakın, yurt içindeki şahıslar güvenmiyor. Kendi paralarını iş adamımız yurt dışına kaçırıyor. İş adamımız yurt dışına yatırım yapıyor. Yurt dışındaki kişiler, yatırımcılar Türkiye'ye güvenmiyor, yatırım yapmıyor. Türkiye'ye borç verecek olan da çok yüksek faizle borç veriyor, güvenmiyor vesaire. Bütün bunlar, yani devletin güvenilir olması o kadar önemli bir konu ki, ekonominin şu anda en önemli, bir numaralı sorun haline gelmiş vaziyette bir kere. Yani ekonomiyle ilgili öncelikle bir maliyeci olarak, ekonomist olarak ekonomiyle ilgili, maliyeyle ilgili bir açıklama yapmam gerekirdi ama bakın, güvenle ilgili bir açıklama yapıyorum maalesef. Yani zaten siyasi durum ve adalet mekanizması ile ilgili bir açıklama yapıyorum.
böyle vahim durumdayız maalesef. Şimdi yani bu güven yıkıldığı zaman zaten çok zor yerine konulan şeydir bu güven. Tabii, yani bir kere tabii. yıkılmaya görsün. Fakat bu ilelebet güvensizlik diye bir şey söz konusu olamaz. Elbet bu iktidardan sonra oluşacak siyasi yapı bu güveni tesis edecektir. Yani ama bir kere... bu söylediğiniz çok önemli. Onun için müdahale ediyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu iktidardan sonra oluşacak olan iktidar. O kadar önemli ki bu dönem. Yani biz şu anda nasıl bir iktidarla birlikteyiz? Kurtuluş Savaşı'na, kurtuluş mücadelesine katılmamış, devlet içerisinde olmamış, devleti yönetmemiş bir zihniyet ilk defa iktidar oldu. Demokrasi yoluyla geldi, demokratik yöntemlerle geldi. Şimdi 17 yıllık bir iktidar sonunda ömrünü doldurmuş vaziyette. Gittikçe eriyor, sıkıntısı evet. var. Yani normal koşullarda Türkiye'de seçim olsa normal koşullarda kaybeder. Yani bağımsız bir medya söz konusu olsa, devlet kuruluşları tarafsız olsa, yargı bağımsız olsa normalde bu seçimleri kaybeder. Yine de kaybedecek. Ama bizim bu iktidar, bu siyasal İslamcı iktidarın, yani siyaset Müslümanı bunlar. Siyaset yapmak için Müslümanlığı ön plana çıkaran kişiler. Siyasi İslam dediğimiz olay. Olay. Orta Doğu'da İslam ülkelerinin hiçbirisinde şimdiye kadar bu siyasal İslamcılar demokrasi yoluyla gelip demokratik yöntemlerle gitmediler. Hiç gitmediler. Biz ilk defa bunu başarabilirsek, demokratik usullerle Türkiye'de iktidar olan bu yapı tekrar demokratik usullerle giderse, bunu başarabilirsek Türkiye demokraside bir üst lige çıkmış olacak. Bu da çok önemli bir konu. Onun için hepimizin, tüm vatandaşların, özellikle tabii ki biz siyasilerin çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Ne yapacağını bilmeyen, iktidarı teslim etmeyen, demokrasiyi özümsememiş, benimsememiş, henüz tam anlamıyla benimsememiş bir iktidardan, bir iktidar kadrosundan bahsediyoruz. Onun için bu iktidarın el değiştirmesi çok önemli bu safa. Bu safayı çok önemsiyoruz biz. Demokratik yollarla, yani biraz önce söylediğiniz gerçekten çok önemli. Hiçbir siyasi siyasal İslam iktidara geldikten sonra demokratik yöntemlerle gitmemiş. Gitmemiş. Evet. Öyle, yani bu böyle bir tespit. İktidar değişikliği demokrasi yoluyla hiç olmamış. Evet, İslam ülkelerinin hiçbirisinde şey olmamış. Evet. Bizde bu olursa ilk olacak. Ki olacak. Ve demokratik rejimimiz bir üst lige çıkmış olacak. Çok önemli. Olacak, olması lazım. Evet. Bunu başarabilmemiz lazım. Ya bu ülke birçok şeyi başardı. Kendisini yoktan var etti. Var etti. Ve bugün de aynı şeyi zaten yapacaktır. Yani ona hiç kimsenin inançsızlığı yoktur. Buna inanç tamdır. Bu ülke yine demokratik yollarla demokrasiyi bulacaktır. Bu noktada hiç sıkıntı yok. Şimdi yine ekonomiden devam edelim. Tekrar bu konuya döneceğiz. Yani döneceğiz. Şimdi mesela bir haber var. Şimdi ayrıntılar zamanla çıkıyor tabii ki. Evet. Bu YEP'ten, Cumhuriyet Gazetesi de haber, YEP'ten sürgün çıktı diyor. Ya YEP dediğimiz de yeni ekonomi paketi. Orta vadeli program aslında. İşte uydurma bir isim bulundu. YEP, geçen yıl da yeni ekonomi paketiydi, programıydı. Bu sene de yeni ekonomi programı. Bu orta vadeli programdır. Kanunda böyle yazıyor. Eylül ayı içerisinde, Eylül'ün ilk haftası içerisinde çıkması gereklidir. Hem gecikti, hem adını değiştiriyorlar. Her sene de yeni diyorlar. Yeni olan hiçbir şey de yok. Yok değil. Evet. Hayır, bir de işin daha bir ironik tarafı var. 11. kalkınma planını bir süre önce gündeme geldi, mecliste konuşul. 11. kalkınma planının hedefi 10. kalkınma planına dönmekti. Oradaki hedefleri tutturabilmekte. Hatırlayın, biliyorsunuz. Şimdi bu ekonomi programlar da aslında baktığınızda 10 yıl öncesinin hedefini tutturabilmek için ara duraklar diye bakıyorum. Ama şimdi bazı ayrıntılar da var. YEP'te politika ve tedbirler başlığıyla 657 sayılı devlet memurları yasasında değişiklik yapılmasının yolu açıldı. Bakın nereye neler sokuşturmuşlar. İktidarın kendine yakın isimleri kamuya yerleştirmek istediğini söyleyen Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Balık, önce norm fazlası yaratılacak, sonra da istenmeyen memur gönderilecek diye bir tespiti var. Evet. Diye bir tespiti var. Şimdi bu işin bir bölümü oraya da bunu sokuşturmuşlar. Genel olarak baktığınızda bu YEP, bu YEP çözüm mü? Bu bizim ilacımız mı? Bu ne kadar hayata geçirilebilir bir program? Şöyle bütünüyle baktığınızda Sayın Bakan'ın konuşmalarını birlikte
bir değerlendirerek. Tamam, siyasi evet. değerlendirmeniz güven orada duruyor. O başka bir şey. Ama buradan baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir de bakalım. Şimdi Sayın Bakan 2018'den beri Hazine ve Maliye Bakanı Sayın evet. Albayrak. Ondan önce de 2017'den itibaren de bakarsak, yani ondan onun gelişinden öncesinde başladı bazı yeni program hazırlıkları bu krize karşı. Biz son 2 yılda bu iktidar döneminde 10-11 program açıklamış vaziyetteyiz. Evet. Yani bu iktidarın açıkladığı sanırım 10. ya da 11. program bu. Sürekli program açıklıyoruz. Programların tabii kağıt üzerinde sonuçta bunlar temelinden öteye geçen şeyler değil. Ha bunlar olmazsa olmaz. Önünüzü görebilmek için bir şey yapıyorsunuz. Ben işte önümüzdeki bir yol ortası. Hedefler koyuyorum. İşte enflasyon hedefi, şu kadar yatırım yapacağım, bütçe açığım şu kadar olacak. Bunları yapmak lazım. Bunlar faydalı hakikaten. Olmazsa olmaz değil. Yani bu programlar yapılmasa da olur. Ama yapılırsa önünüzü görürsünüz. Faydalıdır. Bu programlar gerçekçiyse, samimiyse çok faydalıdır. Yapmak lazım. Şimdi son program, bu 10-11 program yaptık son 2 yılda. Bu programda o samimiyet söz konusu değil. O gerçekçilik söz konusu değil. Daha 2019 bitmiş değil. Geçen yılın YEP'inde, yani orta vadeli programında hedef olarak konan ne varsa bir kere alt üst olmuş vaziyette. Mesela geçen sene 2.3 büyüme öngörülmüştü, 2,3. Bu sene o 0.5 olarak görünüyor yeni YEP'te. Evet. Geçen yıl 2,5'a yakın öngördüğünüzü bu sefer 4'te 1, 5'te 1 oranında neredeyse düşürmüşsünüz. Zaten o da öyle olmayacak. Yani 0.5 bile büyüyemeyeceğiz aslında. Hepsi alt üst olmuş vaziyette. Burada da ya bunları nasıl yapacaksınız? Başlıklar olarak koymuşlar. İşte inşaat sektörünü özellikle teşvik edeceklerini söylemişler. Ondan sonra kamuda personel azaltımına gidecekler. Güya personel azaltımı yaparak kendi kadrolarını oluyor. Zaten biraz kendi kadroları yani. Orada evet. Şöyle bir şey var. 17 yıldan beri zaten kendi kadroları bu kadrolar. İşe yaramıyor zaten. Ama şöyle bir şey var. Bunu da kendi içlerinde bile ayrımlara tabi tutuyorlar artık. Yani bu bilmem kime yakındı falan ekibe yakın, bu filan ekibe. Şimdi AK Parti içerisinde bölünmeler başladı ya. Hem o bölünmelere hem de cemaatler göre, yani, evet, hepsi o ekiplere bir göre bölünüyor. Dediğiniz evet. gibi o ekiplerin birçoğunun şeyde altında da cemaatler var. Şimdi zaten sıkıntı da orada. Yani devlet mekanizmasının arkasında cemaatlerin olması, cemaatlere göre, menfaatlere göre aslında. Cemaatler de tümüyle artık menfaatler oldu. Menfaatlere göre bölünüyor olması, evet. Yani cemaatler artık birer ilahiyat mekanizması ya da din toplulukları değil, ibadet toplulukları değil. Bunlar menfaat toplulukları artık. Bunlar... Hiç şüphe yok böyle. Tabii tabii, adını hepsinin böyle koymak lazım. Çok önemli yatırımları var çeşitli alanlarda ve devletle ilişkileri var. Bunları kullanarak hepsi zenginleşiyor. Hepsi. Yani, bu da çok net vaziyette, fakat sıkıntı şu, devlet mekanizmasının arkasında cemaatlerin oluyor olması. Yani tarafsız bir devlet söz konusu değil. Tarafsız işlemesi gerektiği gibi işleyen bir devlet söz konusu değil. Onun için de çok büyük bir sıkıntı var şu anda. Devleti özellikle 2017 anayasa referandumuyla geçen yıl getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, onu da öyle diyorlar ama ya şeyde anayasada bile öyle bir ibare yok. Çok uydurma bir devlet mekanizmasına sahip olduk biz. Biz 2000 yıllık bir şeyiz, devletiz, devlet geleneği olan bir milletiz. Bizim daima iki şeyimiz olmuştur yönetimde, devletin başında. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan. Bir yani bir padişah, bir veziri. Yani bir hakan, bir sadrazam. Yani böyle bir mekanizma, sadrazamla vezir ters söyledim. Yani 2000 yıldan beri devletin başında bir cumhurbaşkanı, padişah, hakan. Devlet mekanizmasını yöneten de
sadrazam, başvekil, bakan gibi bir kişi daima olmuştur. Bunlar birbirlerinin hatalarını, zayıflıklarını kontrol ederler ve başarılı bir sistem oluştururlar. Şimdi biz bunu tek adama dönüştürdük. Tek kişi hem devleti temsil ediyor, Cumhurbaşkanı, güya devlet, mümkün değil tabii ki, kendi partisini temsil ediyor, icrayı temsil ediyor, her şey o. Şu anda yürütme organı, demokrasiyle yönetildiğimizi iddia ediyoruz ama yürütme organı sadece Cumhurbaşkanı'ndan ibarettir. Yürütme organında seçimle gelmiş tek kişi Cumhurbaşkanı'dır. Seçimle gelmiş tek bir bakan yok. Hepsi atanmıştır. Hepsi atanmıştır. Seçimle gelmiş değiller. Bütün bakanlar, bakan yardımcıları, bütün kadroları. Yani bizi şu anda yöneten yönetim mekanizması, yönetim erkeği bir kişi haricinde atanmış vaziyettedir. Halbuki yönetim mekanizmasının seçilmiş olması lazım. Demokrasiyle yönetiliyorsak seçilmiş olması lazım. Bu çok önemli bir konu. Bir de şöyle var, bir tarafı var işin. Bu devlet mekanizması içerisinde siyasi iradeye sahip kişilerin olması lazım demokrasilerde. Evet. Siyasi iradesi olması lazım. Bir bakandan bahsettiğimiz zaman o kişi ben siyasi irademle bu kararları aldım, bunları yapıyorum diyebilmeli. Şimdi bunu diyemiyorlar. Anayasaya göre de öyledir. Eski sarayın iradesi söz konusu. Sadece yani. O söz konusudur. Evet. Eski anayasamızda şöyle bir ibare vardı. Bakanlar başında bulundukları bakanlığın eylem ve işlemlerinden sorumludur. Evet. Derdi. Şimdi o yok, kaldırıldı. Başında bulundukları bakanlığın eylem ve işlemlerinden sorumlu değil artık bakanlar. Çünkü siyasi iradesi yok. Sorumluluğu yok. Vatandaşa karşı sorumluluğu yok bakanların. Meclise karşı sorumluluğu yok. Bize hesap vereceği bir makam yok. Yok. Pardon, makam sadece değil. Cumhurbaşkanı. Bir çark yok. Sadece tek bir kişi var. Evet. Millete hesap vermiyor. Evet. Milletin meclisine de hesap vermiyor. Sadece Cumhurbaşkanı'na hesap veriyor. Bu mekanizma çok yanlış. Dolayısıyla bir yanlışlık da burada başlıyor. Yani devlet mekanizmasında yanlış oluşturdular bunlar. Niye? Cumhuriyetten devraldıkları mekanizmayı bozmak için. Bir devlet düşmanlığı var burada İsmail Bey. Yani anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Yani psikologların, sosyologların bir araştırma yapması lazım. Nedir bu cumhuriyete olan düşmanlık? Hani Yunan kazansaydı, keşke Yunan kazansaydı evet. Zihniyeti var ya. Şimdi ne var ne yok cumhuriyetten kalan, bu devletin oluşturduğu birikimi ne var? Her şey değiştiriliyor. Bütün devlet mekanizması değiştiriliyor. Değişsin de nasıl olursa olsun, nasıl bozulursa da bozulsun hiç umurlarında değil, değiştirmeye çalışıyorlar. Maliye Bakanlığı alt üst oldu. Mesela Maliye Teftiş Kurulu ya da benim de mensup olduğum yani, hesap evet. uzmanları kurulu. Cumhuriyetin çok övündüğü, çok önemli kurumlardı denetim kurumları. Kaldırıldı şimdi denetim ya yok. Üstad yani. Tabii. Üstadlığımız evet. Oradan geliyor. Üstadlarımıza, devletimize, geleneklerimize bağlılığımız oradan geliyor. Dürüstlüğümüz, çalışkanlığımız, birbirimizi kontrol etmemiz. Biz özel sektörde de olsak, devlette de olsak bu mekanizma devam ediyor. Bütün bunları kaldırdılar. Bu gelenekler yok edildi. Ve bugün o sıkıntıları yaşıyoruz. O keşke Yunan kazansaydı diyen zihniyet var ya, evet. O zihniyet önemli ölçüde maalesef iktidarda ve devleti yok ediyor. Her geçen gün devlet mekanizmasını yok ediyor, devlet çalışmıyor. Bakın yine gireceğiz ama çok önemli bir konudur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı evet. defalardır şunu söylüyor. Bir gece ansızın gelebiliriz, geldik 3 hafta sonra vuracağız, 2 hafta sonra vuracağız. Fırat'ın doğusuna giriyoruz. Girdik mi? Henüz değil. 7 kere bu mesaj verildi. En son 15 günü de geçti. 2 hafta sonra giriyoruz. Artık kendi göbeğimizi kesmemiz lazım. Hiçbir talebimiz yerine getirilmedi dedi. Ve gireceğimizi söyledi Amerika'ya gitmeden evet. önceydi. 18 Eylül'de. Ya Eylül'ün sonu. Ekim 1'de süre bitmişti. Evet, Ekim 1, 18 Eylül'de söyledi. Ekim 1'de de süre bitti. Şimdi bir cumhurbaşkanı bunu defalarca söyledi. Bütün dünya duydu. Kimse de cevap vermedi biliyorsunuz. Yani kale almadılar aslında. Bizim
Vatandaşımız dışında kimse bunları önemsemiyor. Bizim medyamız öyle bir anlatıyor ki havuz medyası sanki girecekmiş gibi. Şimdi süre doldu, biz bekliyoruz. Ciddiye alınmıyoruz. Yani devlet böyle mi yönetilir? Bir cumhurbaşkanı ben gireceğim diyorsa, askerim hazır diyorsa, siz doktorlarımıza izin kaldırılmış, her tarafta yazıldı çizildi, doktorlar evet, o tarafa gönderilmiş görevli olarak. Bir harekat planlamışsınız, askerinizi sevk etmişsiniz. Ondan sonra böyle bir şey. O zaman devlet ciddiyeti kalmıyor işte. Devlet böyle yönetilmez. Yaptırım gücünüz kalmıyor. Ya, kalmıyor. Yalancı çoban hikayesine dönüyor. Ekonomide nasıl yanlış yönetilen bir devlet varsa ya da devlet mekanizmasını nasıl yanlışlıklarla yok ediyorsanız, bozuyorsanız aynı şeyi askeri yönetimde de yapıyorsunuz. Askeri alandaki yönetiminiz de yanlış tümüyle. Siyasi alanda da yanlış. Biraz sonra belki konuşacağız, siz söylediniz. Şimdi 50 artı 1'lik bir şey vardı, formülasyonu vardı. 50 artı 1 alan seçilirdi. Şimdi bir yıl henüz dolmadan bu sistemin yanlış olduğu anlaşıldı. Şimdi 40 artı 1 ile de bu iş olsun denmeye başladı. Ya bu kadar saçmalık olabilir mi? Bu nasıl bir kafadır? Bu ülkeye, ülkenin başına bela mı oldunuz? Bu devleti yıkmak için mi varsınız? Bu ülkeyi yıkmak için birisi uğraşsa bu kadar olur. Bakın İsrail için, Siyonizm için bunlar düşman olduklarını söylüyorlar. Ya İsrail'in 17 yıldan beri en rahat dönemidir. Kurulduğundan beri İsrail devleti en rahat dönemini geçirmiştir. Altın çağını yaşıyor. Suriye gibi bir devleti ve Mısır'ı Arap Baharı'yla pasifize ederek, Suriye'yi de bölerek, Mısır'da zaten darbelerle vesaire sürekli uğraştığı için kendi içinde sıkıntılar var. İsrail'in hiçbir sorunu olmadı bu dönemde. Bunu başaran da, bunun böyle olmasını sağlayan da en fazla BOP'un da eş başkanı olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun bir sorumlusu varsa. Tabii, kesinlikle. Yani bunun vatandaşlarımız tarafından, Müslüman mütedeyyin vatandaşlarımız tarafından da görülmesi lazım. İşte orada sıkıntı var. Orada sıkıntı var. Allah bazılarının kalplerini mühürlüyor galiba. Yani göremiyorlar. Yani, kalp gözü denen bir göz de vardır ya, evet, İsmail Bey. Evet. Bazıları maalesef göremiyor. Duyamıyor. Anlayamıyor. İdraklerini kaybediyorlar. Şimdi dediğiniz doğru, evet. Kalp biz gözü, en fazla İslam'ı en iyi yaşayan ülkeydik. Tabii İslam'ı yani, en iyi yaşayan, Müslümanlığı en iyi yaşayan, en candan, en samimi ülkeydik. Ne hale geldi Müslümanların durumu, İslam'ın durumu görüyorsunuz işte. Yani millet, hangi açıdan bakarsak. Millet dininden, imanından soğudu. Deist patlaması var. Tabii yani. Patladı gitti deist. Tabii. Hırsızlık, yolsuzluk falan. Ya siz de gençsiniz benim gibi, yaşlı değilsiniz o kadar. Teşekkür ederim. Yani bir 25-30 yıl önce biz şu 5 vakit namazında çok Müslüman bir adamdır dediğiniz zaman her şeyinizi emanet ederdiniz o kişiye, değil mi? Şimdi öyle bir şey yok. Yok şimdi araştırma, araştırma sonuçlarında da öyle, aynı şekilde. Evet, araştırma sonucuna göre en az güvenilirlerden birisi çıkmış imamlar. Aynen öyle. Yani devlet mekanizmasını çok tahrip ettiler, ekonomiyi aynı şekilde berbat ettiler. İslamiyet'e bile en fazla zararı bu iktidar verdi. Bunları söylemek istiyorum. Yıllar önce söylüyordum. Artık onu söylemeye çok gerek var mı onu da bilmiyorum ama dinimizi de sizden kurtarmak lazım diyordum da. Yani ortada ne kaldı bilmiyorum din adına. Tarumar ettiler. Hani kurtarılacak ne kaldı onu da bilmiyorum ama. Tabii din mevzu çok da geniş bir konu. Onu çok da geniş ama yani cemaatler, tarikatler, işte hani Müslümanım deyip de her türlü kepazeliği yapanlar, yani usulsüzlükler, yolsuzluklar, Sayıştay raporları günlerdir şu bültenlerde, gazete sayfalarında olanlara insan aklı almıyor. Ya bu kadar endazesiz nasıl olur insan diyor. Ve bunların yapanlara da bakıyorsunuz, hepsi ben Müslümanım diyor. Cuma namazından çıkmıyor, 5 vakit namazını kılıyor. Şimdi böyle bir problem var ortada. Bu apayrı bir konu, dediğiniz çok doğru. Şimdi iktidar belli ki sıkıntı yaşıyor. %50 artı bir. İkinci bölümünde biraz daha sonuna geldik ama birinci bölümün ikinci bölümünde de devam ederiz. Konuya girelim dilerseniz. Şimdi 50 artı bir, 40 artı bir falan. Ama iktidar buraya nasıl geldi?
Oraya bakmak lazım belki. Bir araştırma yapıldı. İktidar partisinin oylarının sürekli düştüğünü anlatan bir araştırma. Dilerseniz o araştırmayı bir dinleyelim. Rakamlara bir bakalım. Üzerine konuşmak daha kolay olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili olarak %50+1 Türkiye'ye yorar dedi. Tabii bunun bir değişiklik gerektirdiğini biliyoruz ama bu öneri konuşulabilir mi kampta? Şimdi kampta onu bizim konuşmamız önemli değil. Onu konuşma yeri burası. Erdoğan'ın seçim barajının düşürülmesi açıklamasının ardından anket şirketlerinden gelen veriler dikkat çekti. Farklı anket şirketlerinin seçmenler üzerinde yaptığı araştırmaya göre AKP'li vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığının giderek azaldığı ve Cumhur İttifakı'nın tek başına seçimi kazanamayacağı sonucu ortaya çıktı. İstanbul Merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi 1 Ekim'de yayımladığı Seçmen Blokları Zayıflıyor, İyi Parti Seçmen Analizi başlıklı raporunda seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı. ORC, PR, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda İyi Parti seçmen analizi yapıldı. 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındığında raporun en dikkat çekici tarafı Cumhur İttifakı'nın oy oranının %50'nin altına düşerek 47.8 seviyesine gerilemesi oldu. Raporda AKP ve MHP'den kopan oyların diğer partilere dağılması, geleneksel seçmenin dışında oy alamayacağı varsayılan CHP, HDP ve İYİ Parti'nin hatırı sayılır şekilde oylarını arttırması da bir diğer önemli ayrıntı olarak göze çarptı. 6 anket şirketinden 4'ü Cumhur İttifakı'nın oylarını %50'nin altında gösterirken sadece ORC ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar araştırma bu oranı %50'nin biraz üzerinde gösterdi. Saros şirketi Cumhur İttifakı'nın oy oranını %43 olarak açıklarken, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu sıfır hatayla bilinen Avrasya şirketi, AKP'nin oylarını %29.9 olarak belirtti. Raporda öne çıkan en önemli sonuçlardan biri de AKP'deki gerileme ile aynı oranda olmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığın hızlı bir şekilde düşüş göstermesi oldu. ADA araştırma sonuçlarına göre Erdoğan'ın önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği potansiyel oy oranı %39.1 olarak açıklanırken AKP'nin ise 37.5 olarak belirtildi. TİM Haziran verilerine göre Erdoğan'ın itibarı %41'de kalıyor. Metropol araştırmanın sonuçlarına göre Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı 2018 Ağustos'ta %53.1 iken 2019 Ağustos'ta bu oran %44'e geriledi. Metropol'e göre en büyük değişim MHP seçmeninde. Bir yıl önce MHP seçmeninde %84.1 olan Erdoğan desteği %36.3'e gerilemiş durumda. Benzer şekilde PR araştırma sonuçlarına göre de MHP'lilerin %35.9'u bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan'a kesinlikle oy vermezdim derken sadece %32.1'i kesinlikle oy verirdim diyor. TİM raporunda yer alan diğer verilere göre AKP'den istifa eden ve bu partinin kurucu üyeleri arasında yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimleri konusunda seçmenin kararsız olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Verilerde yer alan bir diğer ilginç ayrıntı ise MHP'den ayrılan milletvekillerinin 2017 Ekim'inde kurduğu İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin farklı siyasi yapılardan gelmesi oldu. Buna göre şu anda İYİ Parti'ye oy veren ancak 90'lı yıllarda SHP, DSP ve CHP'ye oy vermiş seçmenlerin oranı %31.7 ile oldukça yüksek. Şu anda İYİ Parti'ye oy veren ancak daha önce Büyük Birlik Partisi ve MHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin oranı ise 38.5 civarında. Bunun yanında İYİ Parti seçmeni başka bir partiye oy vermem gerekirse %43.6 oranında CHP'yi tercih edeceğini söylüyor. İYİ Parti seçmeni %45.1 oranında partilerine bağlı olduğunu söylüyor. Evet, son 5 dakikamız var ilk bölüm için. Biraz üstünde konuşursak eğer nasıl değerlendireceğiz bu rakamları? Şimdi iktidarın oyunun
düştüğü kesin. Oy oranı azalıyor. Zaten kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor ama özellikle mahalli seçimlerde de bunu net olarak görmüştük. Yani size gelen muhtemelen araştırma şirketlerinin tabii oyları da var. Yani siz de yaptırıyorsunuz. Biz de parti olarak yaptırıyoruz. Bize gelen rakamlar da böyle. Zaten bunlar gizli de kalmıyor çok fazla. Evet. Hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Birçok kamuoyu, burada bahsedilen 5 kamuoyu yoklama şirketi vardı. Bunlarda da öyle. AK Parti'nin kendi yaptırdıkları da var. Onlar da öyle. Sonuçta hepsi bize de ulaşıyor. Bizimkiler o tarafa gidiyor. Düştüğü çok kesin. Kesinlikle güven kaybediyor. Oyları da düşüyor. İşin enteresan tarafı, yani tamam başarısız olduk, beceriksizlik yaptık, yönetemedik ülkeyi, krize soktuk. Götüremiyoruz bir işi, götüremeyeceğiz de evet iktidar değişecek denmiyor, böyle denmiyor. İktidarda kalabilmek için, hani konuşmamın başında söylemiştim ya, bu iktidarın değişimi çok çok evet. önemlidir diye. Maalesef o safa çok önemli. İktidar, evet başarısız olduk, bir başka iktidar gelecek, biz gideceğiz'i kabullenmek istemiyor, kalabilmek için formüller arayışında maalesef. Bu mümkün değil tabii. Yani siz getireceksiniz başkanlık sistemi diye bir ucube getireceksiniz. 50+1'e bunu endeksleyeceksiniz ki mecbur öyle olması gerekiyor. Ondan sonra da tutacaksınız. 50+1 değil de 40+1 de olsun diyeceksiniz. Bu şey değil. Siyasi sistemi çözmek, açmak için araştırılan bir yol değil. Ülkeyi rahatlatmak için yapılan bir iş değil, bir düşünce değil. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmeye, koltuğunu devam ettirmeye, onun koltuğunu kaybetmemesini sağlamaya yönelik bir düşünce. Oradan hareket ediliyor. Peki bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti mecbur mudur sürekli olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmaya, o koltukta oturtmaya? Böyle bir şey mi var? Padişahlar oturamamış. Yani bu ülkede, bakın, Cumhuriyet olmasaydı, bu mutlakiyet devam etseydi, mutlaki rejim devam etse, bir padişah olsaydı, ya bu kadar bir kere yobaz olmazdı, bu kadar devlet düşmanı olmazdı, bu ya kadar. En son Osmanlı'yı biliyoruz yani. Yani Osmanlı hayranı olmazdı tabii. Yaşama şekillerini biliyoruz tabii yani böyle bir yobazlık. Tabii. Genelde Osmanlı'da yoktu. Tabii yani bugün sahip olduğumuz birçok şey de Osmanlı'dan geliyor yani sonuçta. Böyle değillerdi. Resme, müziğe, kültüre, sanata birçok çağdaş değerlere açık insanlardı. Halifeler de öyleydi. Böyle bu kadar yobaz, at gözlüğüyle dünyaya bakan, dünyaya düşman olan, kendi ülkesine, devletine düşman olan hiçbir şey olmamıştır. Halife ya da padişah olmamıştır. Bunlarınkinde bir anormallik var. Ve illa o koltukta otursun istiyorlar. Yok böyle bir şey. Yani böyle onun için formüller üretiliyor. Onun için yani kalmaları mümkün değil. Fakat bu kafayla ülkeye zarar verecekler. İsmail Bey, değerli seyircilerimiz de izleyenlerimiz de bunun farkındadır herhalde. Bu kafa ülkeye sadece zarar verir. Böyle bir kafayla ülke yönetilmez. Ya çok ilginç. Biraz önce yani hiç gitmeyecekmiş gibi çalışıyorlar. Oysa, ya evet öyle, oysa oylarındaki düşüş ortada. Bugün %40'ın pazarlığını yapan, yarın %30'un pazarlığını yapmaya kalkacak. Bu iş böyle. Buna rağmen, yani bu oylardaki düşüş, iktidardaki peki, süreci uzatmaya dönüyor. %40 için oynuyorsa, peki geride kalan %60 olacak. Hayır, o da ayrı bir garabet durum. Yani siz hesap uzmanısınız, matematikçisiniz. %40 diye bir sistem matematik bilimine aykırı. İkimiz de aday olduk, ikimiz de %40+1'i aldık. Nihayet de %80'i tamamlanıyor. Ne olacak o zaman, kimin çöpümü çekeceğiz? Yani ne yapacağız? Yazı tura mı atacağız? Şimdi bu işin ayrı bir sıkıntısı var da. Söylemek istediğim şu. Yazlık saray için işletmelere kilit atılmış. Mesela sürekli bir yazlık saray yapılıyor. Ya da saraylar yapılıyor. Şuraya gelmek istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ne arkadaşlar verirse sevinirim. Marmaris'in Okluk Koyu'nda yaklaşık 3 yıldır yapımı devam eden binlerce ağacın kesilmesine neden olan Cumhurbaşkanlığı yazlık konut evinin yakındaki işletmeler boşaltılıyor. Ekonomimiz çok iyi ya. Bakanlık işletmelere yazı gönderdi. Yargı sürecinin devam ettiğini belirten işletme sahipleri sürekli Cumhurbaşkanı geliyor, koyu boşaltın diyerek insanları soğuttular. Ata topraklarımızdan zorla çıkarılıyoruz tepkisini gösterdi. Şimdi oy oranı düşüyor.
kalmak için demokratik yollarla, hani tırnak içinde kalmak için her türlü pazarlığı yapabilecek noktaya geldiler. Ama bir tarafta da böyle bir ısrar var. Yani hiç gitmeyecekmiş gibi şey vardır yani, yarın ölecekmiş gibi ahirette, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmış. Böyle bir şey vardır. Ya bu nasıl bir psikolojidir? Bu, gerçi hiçbirimiz psikolog değiliz ama en azından siyaseten baktığımızda nasıl okumamız lazım bunu? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir şirket yönetimine bir CEO tayin ediyorsunuz. Evet. Bu CEO orayı kar ettirmek zorundadır. Oradaki kadrosuyla o şirketi kar ettirecek. Şirketin ortaklarına diyecek ki yıl sonunda bu sene başarılı olduk, şu kadar kar ettik. Eğer kar ettiremiyorsa, başarılı olamıyorsa o gider, bir başkası gelir. Devlet yönetimi de teşbih de hata olmaz da buna benzer biraz. Devlet yönetiminde de iktidar olan partiler gelir, ben bu ülkeyi daha iyi yöneteceğim, bu devleti daha iyi yöneteceğim iddiasıyla gelir. Halk da ona oy verir. Başarılı olursa devam eder. Edemezse, başarılı olamazsa devam etmez. Gider. Başkası millet gelir. Verdiği yetkiyi geri alır önümüzdeki seçimde. Şimdi bunlar başarısız oldular. Gitmeleri gerekiyor. Hayır, biz gitmeyeceğiz diyor. Yani burası şey, devlet. Bu ülkenin devleti. Bu mekanizmayı bırakmak zorundasın. Demokrasi bunu gerektiriyor. Yok, gitmeyeceğim diyor. Gitmemeye çalışıyor. Yani İstanbul seçiminin tekrarı da oydu. O kafaylaydı. Hiçbir gerekçe yoktu. Biliyorsunuz suçladılar şeyleri. Yani YSK hani... Çaldılar dediler, hiçbir şey çıkmadı. Sadece takipsizlik verdi 30 küsur kişi hakkında. Devlet memurlarını, kendilerine evet. bağlı devlet memurlarını çaldılar diye suçladılar. Hatırlayın o zamanlar. Evet. Bakanların ve Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini, AK Parti yetkililerinin söylediklerine. Burada neler söylediler onlar için. 30 saniyemiz kaldı ilk bölüm için. Yani neler söylediler. Ve ne çıktı? Takipsizlik karar verdi. Hiçbir şey yok. Ve o nedenle YSK karar verdi, seçimi tekrarlattı. Bu YSK yatacak yeri yoktur oradaki insanların. Adaletten, bir adalet kurumudur orası güya. Adaletten yoksun insanlardır. Hangi yüzle çoluk çocuklarının ve torunlarının yüzüne bakacaklar? Torunları benim babam, dedem YSK'da üyeydi diyebilecek mi? Nasıl bakacaklar? Sanıyorum diyemeyecek. Şimdi bu diyemeyecekler tabii. Ve bu iktidar da aynı şekilde. Bu iktidar mensupları da çocukları ve torunları tarafından böyle başları eğik hatırlanacaktır. Evet. Söyleyemeyecekler bu iktidara mensup olduklarını. Bu konuya devam edeceğiz. Bunlara bu devam edelim, devam edeceğiz. Konuşmamız gerekiyor. Evet, galiba. Konuya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bize biraz müsaade. Saat başında tekrar burada olacağız ve bu konuya devam edeceğiz. Fakat başka konularımız da var elbette. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrılmayın bizden. Tekrar merhaba, kulis programının ikinci bölümündeyiz ve stüdyo konuğumuz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile sohbetimiz devam ederken tabii ki günün gelişmelerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ilk bölümde konuşurken Sayın Kuşoğlu şöyle söyledi, hepimizin bildiği bir şeyi bir kez daha tekrarladı. Hiçbir dedi siyasal İslam iktidara geldiği zaman demokratik yöntemlerle gitmemiştir dedi. Ama biz bunu yapabilecek güçteyiz ve genlerimiz buna uygundur dedi. Biz bunu başaracağız dedi. Şimdi Sayın Kuşoğlu'na bu noktada sorulması gereken soru şu. Çok doğru söylediniz. Hiç yani ayakları yere basan bir söz. Peki nasıl gidecekler? Oy düşüşleri belli. Her şey belli. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu gidiş sürecini hızlandıracak hangi politikalar üzerinden hareket edecek? Tabii bu sadece sonuçta... CHP demek belki değil, yani bir ittifak söz konusu. Muhalefet partileriyle birlikte değerlendirmek tabii, lazım tabii. Belki bunu. Evet. Ben de öyle aldım zaten. Pardon. Doğru sordunuz, doğru açıklamayı da yaptınız. Öyle olması gerekir. Şimdi normalde demokrasilerde bir partinin iktidara gelişi ya da gidişi, bir siyasi düşüncenin işte malum yöntemlerle oluyor. Bu konuyla ilgili aslında düşünürler de demokrasinin özünün bu olduğunu söylüyorlar. Yani detaylara boğulmadan, evet. detaylara girmeden. Eğer demokrasiden bahsediyorsak diyorlar,
iktidarın gelişiyle gidişiyle ilgili bir sorun yoksa, seçmenin kararıyla, seçmenin objektif kararıyla bir siyaset, bir zihniyet, bir parti, bir yönetim değişebiliyorsa sorun yoktur diyorlar. Ondan sonrakiler detaydır. Daha güzel. Evet. İşte işin boyaması, renklendirilmesi, detaylandırılması vesaire. Ama işin özü burada, bu noktada. Şimdi bizim demokrasimizde de çok eski değiliz. Yani düşünün, işte 50'de başlamış. Tabii. Çok partili rejime geçmişiz. 50'den beri aslında mümkün olduğunca biz bunu başarmışız. Bizim Demirel'imiz, Ecevit'imiz, geçmişte Tansu Çiller'imiz, Mesut Yılmaz'ımız, Erbakan'ımız falan, hemen hemen tüm zihniyetler iktidar olmuşlar ve gitmişler. Gitmesini de bilmişler bunlar. Ama bu dönemde bakın bunu konuşabiliyoruz. İlk defa bu iktidar 17 yıldan sonra nasıl gidecekle ilgili bir soru işaretimiz var. Birçok kişi mahalli seçimlerden önce bunlar gitmezler, boşuna uğraşmayın, seçim sandığına da gitmeyin diyordu, değil mi? Diye, evet, gitmeye bunlar gerek bile yok diyen birçok seçmen vardı. Bırakmazlar. Doğru. Dolayısıyla hiçbir şey değişmez düşüncesi vardı. Halbuki gittiler, aynen, değiştiler. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi çok önemli, çok büyük şehirlerimizde değişim söz konusu oldu. Yani şu anda aslında CHP bir anlamda merkezi hükümette değil ama yerel yönetimlerde iktidarda. Tabii %65'ine denk düşen bir iktidar sahibi şu anda. Yani ittifak. Bir anlamda iktidar ortağıyız şu anda. Bir değişim söz konusu olabilmiş yani. Demokrasi bir şeyleri başarabilir. İktidar adaysınız. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz kamuoyu yoklamaları da gösteriyor ki, gidişat da gösteriyor ki, hepimiz net olarak görüyoruz ki bu iktidar gidici. Çünkü ekonomide çok kötü bir yönetim gösteriyor. Dış politika çok rezalet vaziyette. Her şeyiyle kendileri de itiraf ediyorlar. Başarısız vaziyetteler, özellikle Suriye'de. Avrupa Birliği'nde aynı şekilde, yani 10 yıl önceki durumumuza bakın, Avrupa Birliği'ndeki şimdiki durumumuza bakın. Rezalet vaziyetteyiz. Çok uzaklaşmışız Avrupa'dan, çağdaş dünyadan. Amerika ile ilişkilerimiz rezalet vaziyette. Rusya ile iyi görünüyor ama aslında çok kötü ilişkilerimiz maalesef. Kullanılıyoruz. Tabii ki. Amerika Rusya arasında pimpon topu gibi gidip geliyoruz. Ne olduğumuz belli değil. İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz çok kötü vaziyette. Yani sonuçta devlet mekanizması da, ekonomide, dış politikada, toplumsal barışta bir ülkede olması gereken birçok ülkü birliği, yani ortak değerlerimiz de yok edilmiş vaziyette. Dolayısıyla iktidarın gitmesi lazım ama iktidar direniyor. Direndiğini görüyoruz. İstanbul seçimleriyle, YSK kararlarıyla, devlet mekanizmasını kullanarak, hakim savcılarla yaptıkları baskılarla, medyayı kullanarak vesaire direnmeye çalışıyor. Nasıl gider? Bu konuda hepimizin, gerçekten özellikle biz siyasilerin çok dikkatli olması lazım. Önce inanmak gerek. Evet, biz demokrasiye inanıyorsak, ki inanıyoruz, demokratik yöntemlerle bu iktidarın el değiştirilmesinin sağlanması konusunda gayret etmemiz lazım. Kendimize hakim olmamız lazım. Demokrasiye inanmayanlar onlar, demokrasiye inananlar biziz. Öyleyse demokrasimizi bozmayalım, bozdurmayalım. Demokrasimiz bu imtihandan başarılı bir şekilde çıksın. Bunu başarabilmemiz lazım. Onun için uğraşmamız lazım. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ona da bakmamız lazım. Şimdi seçimlere uzun zaman var şu andan itibaren. 4 yıla yakın normalde seçimler için zaman var. Ama Türkiye şu koşullar altında 4 yılı devam ettirebilir mi? Bakın ekonomi geçen yıldan daha kötüydü. Geçen yıl ondan önceki yıldan kötüydü. 2013'ten beri Türkiye ekonomisi böyle baş aşağı gidiyor. Gelecek yılın ekonomisi, vatandaşın durumu daha kötü olacak, bu kesin. Kutuplaşmamız, sıkıntılarımız var, bu da devam edecek. Devlet mekanizması, bakın yeni hükümet sistemi bir yıl dolmadan sıkıntıları ortaya çıktı. Çalışmıyor devlet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama görevi yapamıyor. 600'e sayı çıkarıldı milletvekili sayısı ama yetkileri budandı, yok edildi neredeyse.
saçma bir Türkiye Cumhuriyeti'nde millet meclisi söz konusu oldu. Kimse inanmıyor. Milletvekilleri bile, yani benim konuştuğum iktidar milletvekilleri de fonksiyonlarının olduğunu düşünmüyorlar. Böyle bir mekanizma olamaz. Yargının durumunun ne kadar taraflı olduğunu vesaire biliyoruz. Yani bunun devam etmeyeceği çok net bu devlet mekanizmasında, onu da görüyoruz. Toplumsal barış yok, huzursuzluk çok fazla. Bu şartlar altında ne yapacağız peki? Evet. Nasıl bu 4 yıl seçimlere de var. Ben ya da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin 4 yıl devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Devam etmez. Çünkü ekonomi çok kötü gidiyor. Çünkü devlet mekanizması yani sürdürülebilir bir durum yok diye düşünüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çok güzel tanımladınız. Sürdürülebilir bir durum söz konusu değil. Sürdürmek mümkün değil bu gidişatı. Ekonomi aksayacak. Türkiye'de bakın 8 milyona yakın işsiz var. Gerçek işsiz sayısı, yani resmiyette 4,5 milyona yakın ama biz bunun gerçekte 8 milyonun üstünde olduğunu evet. biliyoruz. Bulgaristan'ın nüfusu 7,5 milyon. Bir Bulgaristan yani nüfusu bir Bulgaristan işsiz. Kadar, yani Yunanistan'ın nüfusu 10,5 milyon. Yani bir Bulgaristan kadar, bir Yunanistan kadar işsizimiz var bizim. Ya bir 2 yıl daha devam etseler bu sefer Yunanistan kadar işsizimiz olacak. Olacak. Yani ekonomi böyle, de böyle gidiyor. Çünkü yatırım da yapılmıyor. Üretmiyoruz artık. Şimdi sıkıntılıyız. İşsizimiz çok, fakat bütün bunlara rağmen ekonominin devam ettiği, iyi olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de ekonomik kriz olarak şu algılanıyor. Döviz biterse, iki paralı ekonomiyiz biz. Bir kendi paramız, evet. bir de döviz. Evet. Döviz biterse Türkiye'de ekonomi krize girmiş kabul ediliyor. Döviz de gittikçe azalıyor Türkiye'de. Bir bu yönden, yani dövize muhtaç hale gelecek Türkiye. Rezervlerimiz, bu, döviz rezervlerimiz eriyecek. Evet. Gidişat o yönde. Onunla beraber bu değişim başlamış olacak. İki, devlet mekanizmasının artık çalışabilirliği vesaire söz konusu olamayacak. Yani herkes isyan noktasında, çünkü yani iktidara yakın kanatta bile sıkıntılar var. Bunlar görülüyor. İktidara evet. yakın yazarlar, havuz medyası, çok ciddi kavga var. Evet. Bunlarla ortaya çıkacak sıkıntılar. Onlarla devam etmeyecek. Devam edilebilirlik, sürdürülebilirlik artık ortadan kalkacak. Ama bu arada iktidarını sürdürmek için de daha da sertleşen bir Erdoğan yönetimi göreceğiz. Evet. Her geçen gün sertleşiyor, daha da sertleşecek. Taviz vermemeye çalışacak. Daha fazla üzerimize gelecek. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var. Şu anda istihbaratın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çalıştığını söylüyor. Hakikaten öyle. Yani biraz açarsak eğer. Özellikle Millet İttifakı'nı bölmek için, Millet İttifakı'nı, bu 40 artı 1 diyoruz ya. Evet. Şimdi 40 artı 1 bir çözüm, yani ortaya atılmış, kendilerini ayakta tutabilmek, o koltukta tutabilmek için en azından süreci uzatmak. Daha legal görünen bir çözüm gibi görünüyor. Ama onun altında da şeyler var. Bu 40 artı 1'i gerçekleştirmek için, Millet İttifakı'nın bir arada durmasını engellemek için yapılan çalışmalar var. Millet İttifakı'nı dağıtmaya dönük bir çalışma. Ondan bahsetti. Millet İttifakı'nı dağıtmaya yönelik devlet mekanizmasının, istihbaratın çalışmaları var dedi. Dün evet. bunu söyledi. Şimdi bu çok önemli bir husus. Yani devlet kurumları siyasete müdahale ediyor. Sadece yargı değil, devlet kurumları da, istihbaratı da siyasete müdahale eden bir noktaya gelmiş vaziyette. İşte işin sıkıntılı tarafı da bu. Onun için demokratik yöntemlerle bir çözüm bulmamız gerekiyor. Onun için demokratik yöntemlerle iktidarın el değiştirmesi gerekiyor. Onun için bu çok önemli bir konu. Yani sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hakikaten çok önemli, çok üzerinde durmamız gereken bir konu. Bu iş ne kadar uzarsa bu tür illegal faaliyetler, muhalefete yönelik, Millet İttifakı'na yönelik faaliyetler artacak, sıkıntılar oluşacak, adaletsizlikler oluşacak, kanunsuzluklar söz konusu olacak. Bunun nerede biteceği belli olmaz. Bunun toplum tarafından nasıl karşılanacağı
ayrı bir sorun. Yani Türkiye gibi bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın yapıldığı, ekonominin bu kadar rezil vaziyette olduğu bir ülkede bu toplum, bu millet isyan etmiyorsa bu da saygı duyulması, bir taraftan da saygı duyulması gereken bir konudur. Sağduyusudur. Bu demokrasi, sağduyudur çünkü demokrasiye inandığı için o insanlar şey yapmıyor. Rahatsızlıklarını, haklarını sokakta yasal, yasal zemin üzerinde oturtup orada arıyorlar. Evet. Ki mitingler yapmak bu konuyla ilgili mesleki kuruluşların, sivil toplumun da siyasi partiler dışında toplantılar yapması haklarıdır. Bunlar hepsi engelleniyor. Ona rağmen insanlar isyan etmiyorlar. Tabii bir taraftan da çok büyük bir sıkıntı var. Sokağa çıktığınız anda 3 kişi bir araya gelin, dağılın, toplantı yapamazsınız deniyor. O noktada. Ama gittikçe yapan devlet mekanizması tarafından, devlet gücüyle sıkılan bir toplum var. Gittikçe muhalefetiyle birlikte bu sıkılma, sıkıştırma işlemi yapılıyor. İktidarı el değiştirmesin diye bütün bunlar yapılıyor. Muhalefeti yok etmeye yönelik olarak yapılıyor. Yargıyla yapılıyor, istihbaratla yapılıyor. Devlet mekanizmasının çeşitli şeyleri kullanılıyor. Yani şu anda normalde iş dünyası kendi şeyine göre, zihniyetine göre, menfaatine göre siyasi partileri destekler. Hiçbirisi korkusundan muhalefeti destekleyemiyor. Böyle bir açıklama yapamıyor. Gizli bile yapamıyor neredeyse bu işçileri. Gizli bile yapamıyor. Korkuyor çünkü. O kadar büyük bir baskı var. Onun için bu safanın, bu demokrasiye inanmayan, bu iktidardan normal bir şekilde demokratik usullerle iktidarı alabilmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Sabrı göstermek zorundayız hep beraber. Evet. Bunu da çok iyi yönetmek zorundayız. Sayın Kılıçdaroğlu bunun farkındadır. Bunun çalışması içerisindedir. İnce ince bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Birçok kişi bunun farkında değil. Ben basında da ilk defa bu konuyla ilgili bir soruyla karşılaşıyorum. İlk defa medyada bunu siz dillendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Görevimiz ve siz de çok açık yüreklilikle yanıtları verdiniz zaten. Hepimizin arzusu demokratik yollardan ayrılmadan tekrar demokrasiye ulaşabilmektir. Hiç kimsenin başka bir arzusu yok. Biz böyle diyoruz ama bakın Meclis Televizyonu ne yapıyor? Değerli izleyenler, dün bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 13.30'da konuşmak üzere kürsüye çıkacak idi. Bu bir gün önceden belliydi. Genelde böyle olur zaten. Yani yıllardır böyledir. Bu bir rutindir aslında. Ve Meclis TV'de diğer bizler de o canlı yayına göre, canlı yayınlara göre sadece CHP'ye ilişkin değil, diğer siyasi parti gruplarının canlı yayınlarına göre de yayın akışlarımızı düzenleriz. Meclis TV'de bir basın kuruluşudur ve önceden belli olan bir canlı yayınla ilgili onun da bir yayın akışı düzenlemesi gerekir idi. Kaldı ki önceden de zaten bunun duyurusunu paylaştı. Peki Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı, çıktı da ne oldu? Meclis TV ne yaptı? Haberimizi bir izleyelim. Şirketin içine koydular, satın aldılar. Meclis TV CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sansür uyguladı. Her siyasi partinin grup toplantısını canlı yayınlayan Meclis TV, saat 13.30 sıralarında başlayan CHP grup toplantısı canlı yayınını başladıktan yaklaşık 25 dakika sonra yarıda kesti. 1 milyar liranın üzerindeki bir kaynağı götürdüler, şirketin içine koydular, satın aldılar. Bir süre meclisteki kütüphane tanıtımı ekrana getirildi. Daha sonraysa meclisteki oturuma dönüldü. Kısa süreliğine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının yayınlandığı Meclis TV'de buradaki oturum sona ermesine rağmen CHP grup salonuna yayın için dönüş yapılmadı. Sansür sonrasında Meclis TV'den açıklama geldi. Partilerin grup toplantılarının genellikle salı günü yapıldığını hatırlatan kanal yöneticileri saat 14'te başlayan meclis oturumunun zorunlu olarak belirlenen saatte yayınlandığını aktardı.
Evet, durum bu. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi de aynı konuyu manşetine taşımış. Bir saniyelik demokrasi diye vermiş. Arkadaşlarımız şimdi onu da getirecek. Şimdi orada şöyle bir ayrıntı var. Meclis TV'den ana muhalefetlerine büyük sansür diyor. Bir saniyelik demokrasi. AKP'nin grup toplantılarını baştan sona yayınlayan Meclis TV, CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sadece bir saniye yer verdi. Bu mu demokrasi diye sormuş. Şimdi iki fotoğraf var. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun bir duyurusu var. Görüyorsunuz soldaki fotoğraf. Diyor ki Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin yansıtılması için meclis televizyonuna bağlanıyoruz diyor. Altına da açıklamasını yapmış. İkinci kare ise Kılıçdaroğlu A diyemeden ekrandan aldılar diyor. Meclis televizyonunda bir açıklama yapmış. Sorumlu yayıncılık gereği onu da sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Şöyle diyor, Demirel Reis'i daha sonra meclis tok oturuma döndü. Kısa süreliğine meclis törenine ait görüntüler taşıdı. TBMM TV'nin sansür uyguladığı, Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise IMF tarafından hazırladığı, savunduğu bir şey vardı, programlar vardı. Bunları söylüyor. Rejide diyor ki yani TV'de diyor ki ya genellikle grup toplantıları salı günü oluyordu. Biz çarşamba günü olunca ona göre bir yayın planladık diyor. Açıklamada bu. Şimdi salı ya da çarşamba fark etmez. Saat 13.30 itibariyle ana muhalefet lideri ya da yeni sisteme göre ikinci partinin lideri bir grup toplantısı yapıyor ve siz de bunu yayınlamak zorundasınız. Siz akış planınızı buna göre değiştirmek zorundasınız. Bu demokrasi falan plan değildir. Bu yayın anlayışı değildir. Bu gazetecilik değildir. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Bu sansürcü bir zihniyetin Kılıçdaroğlu üzerinde tezahürüdür. Bu kepazeliktir, kepazelik. Başka bir adı yoktur. Ben söylersem, devam edersem, Rütük çok kızacak bana, buyurun siz devam edin. Hakikaten yani sinirliyim. Yani sinirlenmemek mümkün değil. Biraz bir saniye, ayıp. Konuların tezahürü bu. Devlet mekanizmasının bu iktidarı ayakta tutmaya çalışması. Boşuna tabii bütün bunlar. Bunların boşuna gayret olduğunu biliyoruz ama rezalettir tabii dediğiniz gibi bir taraftan da. Ayıptır devletin bu tür yöntemlere tenezzül etmemesi lazım. Ama İsmail Bey maalesef bunlar oluyor. Maalesef benim de bulunduğum Çubuk'taki hadise, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi. Bunlar tabii planlı olan hadiselerdi. Ve bunlar yapılıyor. Yani bu iktidar kendisini ayakta tutmak için neredeyse ülkeyi yok edecek. Mekanizmayı yok edecek. Kendisini de yok edecek ülkesiyle beraber şeyler yapıyor. Bunlar çok tehlikeli. Maalesef çok tehlikeli konulardır. En ufak şekilde bu ülkeye karşı sevgisi olan, saygısı olan demokrasiyi az buçuk içselleştirmiş hiç kimse bunları yapmaz. Bunları evet. Tenezzül etmez. Dün Sayın Kılıçdaroğlu... Ama maalesef yapılıyor işte. Bizi maalesef bunlar zaman zaman çok sinirlendiriyor, üzüyor. Ama tahammül göstermek zorundayız. Tabii ki. Tabii ki sonuçta, ama yani tepkiyi de vereceksiniz gidici, ki... Gidici bir iktidar var. Hiç kaçarı yok bu işin. Gidecekler. Aynen öyle. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 13.30'da çıktı değil mi kürsüye? Evet. 13.30. Tabii. Meclis faaliyeti ne zaman başladı? 14. Meclis tabii. Genel Kurulu saat 14'te başladı. Özelliği nedir? Salı günleri grup toplantıları olduğu için Meclis Genel Kurulu saat 15'te başlar. Tabii. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Ama diğer haftanın 4 günü meclis çalışmalarını yani genel kurul çalışmalarını saat 14'te alır. Çünkü grup toplantıları yoktur. Bir tek salı günü grup toplantıları olduğu için 15'te başlar. Diğer günler 14'te başlar. Peki aldık kabul ettik kardeşim. Peki 13.30'da gir yayına. 13.30'da gir yarım saatlik bölümü ver. Ondan sonra de ki yani normal yayın akışı meclis de açıldı. Ben de oraya dönmek zorundayım. 13.30'dan 14'e kadar ne yaptın? Kütüphanenin tanıtımını yaptım. Bu bir sansürdür. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Bu gazeteciliğin ya da yayıncılık anlayışının hiçbir yerinde olmayan bir uygulamadır. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şimdi geçiyoruz %51+1. Hep %51 diyoruz. Az alışkanlığı %50+1. Önce HDP'nin nasıl yaklaştığına bakalım. Sonra Karamoğlu'na bakacağız. Evet. Sonra da sizle sohbetimizi yapacağız. Değerli izleyenler, önce HDP ne demiş? Ona bir bakalım %50+1 konusuna. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu uydurma sistemle yol almamız mümkün değil.
HDP eş genel başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendileri bile söylüyorlar. 4 yıl boyunca sistemi rehabilite edeceklermiş. Hasta ölmüş. Ne rehabilite edeceksin? Bu sistem değişmeli. Bu sistemi değiştirmeliyiz. Bu sistemde ısrar Türkiye'nin çürümesidir. Türkiye'nin tükenmesidir. Sadece Türkiye'nin değil, bütün çevremizde, Suriye'de, Irak'ta çözümsüzlüğün nedeni de yine bu sistemdir. Birisi çıkıyor diyor ki Cumhurbaşkanını %50+1 ile seçmeyelim. Neyle seçelim? %40 ile seçelim. İyi. İki kişi %40 alınca Cumhurbaşkanlığı eş sistemi mi olacak? %40 dedin ama son araştırmalara bakmamışsın. Son araştırmalar gösteriyor ki küçük ortağınla beraber artık %40 bile etmiyorsunuz. Haftaya %35, sonra %30. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı market alışverişinin görüntüleri basına servis edilmişti. Temelli o görüntülere ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanının market alışverişini de izledik. Aklımızda alay eden bir PR çalışması. Gitmiş 3 tane bisküvi almış eline. 3 bisküvi 4,5 lira. Bak ben de alışveriş yapıyorum. Ben de sizden biriyim imajı. Harika. Senin oturduğun sarayın aylık gideri 4,5 milyon. Sen bizden filan değilsin. Aynı gemide filan da değiliz. Senin bindiğin geminin adı Titanic. Buzdağına doğru gidiyorsun. Allah bere bir an önce kavuşursun. Sayın Temelli'nin yaklaşımı böyleydi değerli izleyenler. Bir de Temel Karamollaoğlu'nun yaklaşımına bakalım. %40+1'e ne diyor? Ondan sonra konuşalım. Meclis açılır açılmaz tartışmalarda beraberinde geldi. Eski bakanlardan Faruk Çelik'in gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan %50+1'in yerine %40 formülü siyasetin gündemine oturdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konunun adresinin muhalefet olduğunu söylemesi sonrasında açıklamalar arka arkaya geldi. Son açıklama ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Çok az bir oyla çoğunluğu idare etme. Halbuki bunu getirirken o kadar mühim bir Türkiye çok geçmedi yani, bir sene oldu yani. Çok önemli bir adım attı Türkiye güya demokraside. Anlayışla, yönetim anlayışında. Biz o zaman ikazlarımızı yaptık. Böyle bir politika, doğru bir politika olmaz. Bir kişiye bütün yetkileri vererek Türkiye'de siz halkın iradesini yansıtamazsınız yönetime. Çoğunluk bile olsanız azınlığın haklarını korumayan bir yönetim zaten mutlaka baskıcı bir yönetim haline dönüşür. Şu anda bunu görüyorlar. Eskiden %50+1 olursa 49'u biz canını okuruz diyorlar. Halkın derdiyle dertlerini onu çözemezseniz döner işte 40+1 dersiniz. Yarın 30'un üstü dersiniz. Sonra da bizim dediğimiz noktaya gelir. %10'a razı olursunuz. Şimdi öncelikle şunun bir hikayesini vermekte fayda var değerli izleyenler. Çünkü her ne hikmetse sanki bunu iktidar muhalefet söylemiş gibi bir yaklaşım var. Özellikle yandaş kalemlerin ya da yandaş televizyonlarda koca ya da trollerin. Hayır. Bu öncelikle AKP'nin toplantısında görüşüldü. Ve bu ilk kez AKP'li eski bakanlardan Faruk Çelik tarafından gündeme getirildi. %40+1 formülü ilk kez AKP'lilerin toplantılarında ve AKP'li bir bakan tarafından dile getirildi. Kamuoyuyla öyle paylaşıldı. Arkasından Cumhurbaşkanı'na soruldu. Yani tartışılabilir, yeri meclistir, getiririz, çalışmalarımızı yaparız dedi ilk açıklama gün içinde. Bir sonraki açıklama akşam saatlerine geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. O da dedi ki, o zaman da dedi ki bu muhalefetin işidir dedi. Yani arka arkaya 3 açıklama, 3'ü de hani AKP'nin genel tavrıdır bu zaten. 17 yıldır çok tanık olduğumuz bir uygulamasıdır. 2 ileri 1 geri atar lafı ortaya.
tartıştırır, ondan sonra ya o bizim değil sizin işiniz falan der. Ama bir tartıştırır. İşte mesele bu. AKP'lilerin toplantısında bir AKP'li bakan tarafından gündeme getirilen bir konudur. Muhalefetten çıkmadı bu. Muhalefet de kendi kendine işte bak sayınız da düştü, oranınız da düştü, gidiyorsunuz da onun için %40'ı getiriyorsunuz demedi. Çünkü Faruk Çelik'in açıklamaları hala ortada gün gibi. Şimdi Sayın Kuşoğlu, %40+1 formülü gerçekten abuk sabuk formülü. Yani Sayın Temel de demiş ki eş başkan mı yapacaksınız? Çünkü %100'e tamamlanmıyor bu. Olmuyor. Bir kere matematiksel olarak orada bir problem var. Onun altını nasıl doldururlar bilmiyorum. Ama öbür tarafta siyaseten baktığınızda ucube bir sistem var. Bunu artık kabullenmiş vaziyetteler. Bu sistemle seçime girerlerse iktidarın bir hayal olduğunu düşünüyorlar ve program başından beri de söylediğimiz gibi gitmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da o formüllerden birisi diye bir algı var. Sizin yaklaşımınız nedir? Bu %40+1'e CHP ne diyor? Gerçi dün Sayın Genel Başkan üzerinden geçti bu işin ama hani bir de sizden daha net ifadelerle dinleyelim. İsmail Bey, bu konunun gündeme gelmesi, ya bir yıl geçmeden, bu yeni sistemin bir yılı dolmadan zaten tartışmaları başlamıştı. İşte hemen bir yılın akabinde de 40+1 konusunun gündeme gelmesi bir kere sistemin iflas ettiğinin kabulüdür. Bu sistem yürümüyorun kabulüdür. Bunu yani Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorlar. Hayır, ben kabul etmiyorum diyor mu Sayın Erdoğan? Hayır, yok. Böyle bir saçmalık olmaz. Dünyada böyle bir formül yoktur. Bütün dünyada 50+1'dir. Bunu söyleyebiliyor mu? Diyemiyor. Bu sistemin bir kere yani ben sistemime güveniyorum. Bu 50+1 olması gerekir. Bunu biz getirdik. Sahip çıkıyoruz. Arkasındayız diyor mu? Diyemiyor. 2. 40+1'i getirmekle ne diyor? Ben 50+1 alamam diyor. Onun da kabulüdür. Evet. Oylarını gittiğinin artık 50+1 alamayacağının, seçimleri kaybedeceğinin de kabulüdür. İki kabul var yani. İki kabul var. İki ön kabul var. Evet, aynen öyle. Üçüncü olarak da ben gitmemek için ne yapayım şeyi var, arayışı var. Bunlar tabii tam rezalettir. Sistemin iflasını kabul etmek de bir yıl sonra bir rezalettir. Bu ülkenin başına büyük bir bela getirdin. Anayasayı değiştirerek, sistemi değiştirerek çalışmaz bir sistemi getirdin. Bir, bu rezalettir. İki, seçimleri kaybediyorum demek de bir siyasetçi için ayrı bir garabet. Üçüncüsü de gitmemek için ne yapayım? O da ayrı bir rezalet tabii ki. Gitmemek için bu tür arayışlarda olmak da ayrı bir rezalet. Ve bütün bunları ne için yapıyoruz? Bu ülkenin selameti için mi yapıyoruz? Bu toplumu, bu milletin geleceğini ayakta tutmak için hayır, yapıyoruz. Biraz önce Cumhuriyet'te yazıyoruz. İşte Sayın Erdoğan'ın saray için. İkbali için yapıyoruz. Ya böyle bir rezillik olur mu? Ya bu ülke, bu millet, bu insanlar mecbur mudur Erdoğan'ı sürekli olarak iktidarda tutmaya, saraylarda oturtmaya? Yeter artık. Duramıyor. Halk istemiyor. Yani illa ne yapıp edip 40 olması 30, 20+1'le falan mı şey yapacağız? Tutacağız. Ya hayır, değiştirelim. Bir taraftan şey yapıyorlar. Recep üzerimize Tayyip Millet Erdoğan İttifakı'nı sonsuza kadar diyelim olsun bilsin. Evet. Millet İttifakı'nı bozmak için devlet mekanizmasıyla, devletin kurumlarıyla, istihbaratıyla, yargısıyla vesaire olarak üzerimize geliyorlar. Linç ettirmeye çalışıyorlar. Uğraşıp duruluyor bir taraftan. Dinleniyoruz, takip ediliyoruz. Her şey yapılıyor. Öbür taraftan bütün bunlar nedir bu? Yani insanlarımız görsün. Biraz imanı olan, biraz idraki olan, biraz izanı olan insan bunları görür. Allah'tan korkan bunları görür. Yani bunlar ülke için felaket sonuçlar getirecek. Çok tehlikeli sonuçlara gebe düşüncelerdir, eylemlerdir. Bunlar yanlış işlerdir. Umuyoruz ve diliyoruz ki AKP bu yanlış işlerden bir an önce döner. Bir an önce, evet, döner. Yoksa gerçekten yani sıkıntılı bir süreç, giderek sıkıntılı bir hal alarak devam edip gidecek. Şimdi aslında biraz daha somuta indirmek için Sayıştay raporları. Sayıştay raporları
inanılmaz derecede sıkıntılı şeyler söylüyor bize, anlatıyor. Hangi kurum, üniversiteler dahil buna, elini attıysa Sayıştay denetçileri, bir sıkıntı yaşamışlar, bir sıkıntı görmüşler. Bunu da hani özellikle şeyde rastlıyoruz mesela bunu. Şimdi çok daha iyi biliyorsunuz, Sayıştay denetmeni olayı tespit eder. Ondan sonra da kamu zararı şudur der. Doğru mu? Yani bu raporun ruhu budur. Bu oldu. Son bölümde de kamunun zararı budur der. Ondan sonra onu orada bırakır. Eğer varsa adli iş ya da yargı, ondan sonra devreye girer. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın harcamaları olurken sadece fotoğrafı çekmiş Sayıştay. Sadece bir fotoğraf çekmiş. Burada bir zarar, kamu zararı şu bu dememiş. İşin ruhuna uygun bir rapor hazırlamamış. Ama böyle bir rapor hazırlaması bile bu süreçte önemlidir. Bunu da ayrı tutarak koyuyoruz. Bu raporlar size genel anlamda baktığınızda Türkiye'ye ne anlatıyor? Evet, şöyle bir özetleyeyim. Bu çok önemli bir konu. Hakikaten çok çok önemli bir konu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, bütün devletler yıllık bir bütçe yapar. Der ki, meclislerine götürürler o bütçelerini ki bu ayın sonunda bizim bütçemizde gelecek. Önümüzdeki günlerde 2020 yılının bütçesini getirecekler. Evet. Diyecekler ki biz 2020 yılında şu kadar harcama yapacağız, şu kadar vergi toplayacağız, gelirimiz olacak, şu kadar borçlanacağız. Bunları şu bakanlıklarda, devlet kurumlarında harcayacağız. Şu usullere göre harcayacağız. İhale usulleri vesaire. Şu kadarını personele vereceğiz. Buna müsaade ediyor mu Türkiye Büyük Millet Meclisi diye soracak. Geçen yılın bütçesi 960 milyar lira idi. Hı. 960 milyar liralık bir bütçe vardı. 80,60 açık veriyordu. 960, 880 milyar da gelir toplanıyordu. Bunun işte önemli bölümü vergi gelirleriyle, dolaylı vergilerden oluşuyordu ağırlıklı. Ve açık olan 80,6 artı 5'erden 2 de şey var, borçlanma. Dolayısıyla 90 küsur milyar lirada borçlanabilir bir şeyi vardı. Yani devlet borçlanabilir, evet. Bunun üzerine bir tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından izin verilmişti. Bütün bunlar aşıldı. Yıllardan bu bütün dünyada vardır. Bütün dünya demokrasilerinde bu bütçeler denetlenir. Devlet olarak siz ne kadar harcıyorsunuz? Şimdi geldiniz, bakan oldunuz. Harcıyorsunuz devlet kesesinden. Bu denetlenmeyecek mi? Denetlenmesi lazım. Tüy bitmemiş yetimin hakkı çünkü orada var. Tabii ki. Devletten alınan, vatandaştan alınan vergiler var. Çalışanlardan alınan, üretmesi gereken kurumlardan alınan vergiler var. Devlet borçlanıyor bir taraftan. Onlar var. Bunlarla ilgili bir denetim yapılması lazım. Doğru mu harcanmış? Yerinde mi harcanmış? İstismar edilmeden, hırsızlık yapılmadan mı harcanmış? Buna bakılması lazım. Dünyada, bütün dünyada bu vardır. Bu işi de Sayıştaylar yapar. Her devletin Sayıştayı yapar. Bizim Sayıştayımız da ta Osmanlı'dan kalma 100 küsur senelik bir Sayıştaydır. Köklüdür. Gelenekleri vardır. Saygı duyulan bir kurumdur. Kurumdu bu döneme kadar. Bu dönemde 2009'da yanlış hatırlamıyorsam yeni bir Sayıştay Kanunu da yürürlüğe girdi. Bizim performans denetimi de yapmamız lazım. Yani bir bakanlık, bir kurumla ilgili olarak yapılan çalışmaların sadece harcamaların yerinde olup olmadığı ile ilgili değil. Kurumun başarılı olup olmadığı, performansının da ölçülmesini de isteyen bir yeni yasa getirildi. Ama bütün bunlar yok şu anda. Tam tersine bunların, yani AK Parti döneminin de gerisine gidilmiş vaziyette, yapılan harcamaların yerinde olup olmadığı, usulüne göre olup olmadığı, ahlaksız hırsızlık yapılıp yapılmadığına bile neredeyse bakılmıyor artık. Sayıştay denetçisi arkadaşlarımız yapıyorlar işlerini. Yapıyorlar. Raporlarını yazıyorlar ama Sayıştay'a geldiğinde oradaki yapı, siyasallaştırılmış yapı, bize, meclise o raporları, ki 200 civarında olması lazım her sene gelen raporların, sadece şeye, plan ve bütçe komisyonuna gelen bütçeyle ilgili raporların, onun haricinde belediyelerle ilgili denetim de yapılıyor.
belediye harcamaları ayrıca denetleniyor. Kitlerin harcamaları var. Onlar ayrıca o faaliyetler denetleniyor. Bize Plan ve Bütçe Komisyonu'na bütçeyle ilgili gelen 200 civarındadır her sene denetim raporu. İşte o raporlara bakıyoruz, alıyoruz. Diyor ki şu 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 bakımdan sansürlendiği halde, yani birçok eleştiri gizlendiği halde yine de geliyor. Biz onu anlıyoruz tabii ne olduğunu. Soruyoruz ilgili bakanlara. Şimdi bu denetim daha önceki yıllarla ilgili olarak yapılıyor yalnız. Bir yıl öncesiyle tabii, ilgili olarak yapılıyor. Yani biz şimdi önümüzdeki günlerde 2020 yılının, yani önümüzdeki yılının bütçesini yapacağız. Diyecek ki bana izin verin, şu kadar gelir toplayacağım, şu kadar harcama yapacağım diyecek. Bir 2000 yılının bütçesini kabul edeceğiz. 2018 yılının da yapılan harcamalarını evet usulüne göre yapılmıştır ya da yapılmamıştır diyeceğiz. Bir de onu denetleyeceğiz. Yani iki konuya bakacağız. Ona birisine kesin hesap diyoruz, birisine bütçe deniyor. İki konuya bakacağız. İki konu gelecek. Biz yıl sonuna kadar, bu ayın sonuna itibaren meclis olarak bununla uğraşacağız komisyonda ve genel kurulda. Şimdi bize gelen bu raporlar sansürlenmiş raporlar oluyor. Buna rağmen eleştiriler var, çıkarıyoruz, soruyoruz ilgili bakanlara. Bilmiyorlar, cevap veremiyorlar. Yanlarında bürokratları var. Her bakan geldiğinde 100 civarında genel müdürüyle, bürokratıyla birlikte geliyor. Orduyla geliyorlar. Yani. Tabii, yine cevap veremiyorlar. Peki geçen yıl böyle bir yolsuzluk vardı. O ne oldu? Onu da bilmiyorlar. Buna da cevap verilmiyor. Yani meclis olarak denetim görevini millet adına yapmamış oluyorsunuz. Millet adına diyorum. Yani eğer milliyetçiyseniz, bu milleti seviyorsanız, bu millete saygınız varsa, kendinize saygınız varsa, mensubu olduğunuz bu devlete, millete, ülkeye saygınız varsa bu denetimlerin yapılması şarttır. Şarttır. Ve yaptırılmıyor bunlar. Ve yıllardan beri bu kadar usulsüzlük, yanlışlık, ahlaksızlık, yolsuzluk, hırsızlık maalesef sonuçlanmadan, en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de millet adına yapıyor bu denetimi, millete hesap verilmiyor yıllardan beri. Yıllardan beri bu iktidar maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayıştay denetimlerini pasifleştirerek, yok etmeye çalışarak denetim görevinden maalesef uzaklaşıyor. Evet. Demokrasiden dolayısıyla uzaklaşıyor. Böyle bir anlayış olamaz ya. Bu raporlar da şimdi bunların yeni dönemde yazılanların bazıları bazıları şeye yansıdı, basına yansıdı. Evet. Görüyorsunuz harcamaları, sarayın harcamaları anormal yani. Ölçülerde Türkiye'de. Dün Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Bakın, günde 50 milyon dolar faiz ödüyor Türkiye. 50 milyon dolar. Yani saatte her saat 2 milyon. 2 milyon dolardan fazla. Her saat 2 milyon dolardan fazla faiz ödüyor Türkiye. Biz şu anda program yaptık. 4 milyon dolar Türkiye. Evet, şu 2 saat içerisinde biz burada otururken program, evet, 4 milyon doların üzerinde bir faiz ödemesi söz konusu Türkiye için. Durum bu. Bu kadar vahim. Yaptığımız bütün harcım, bunlar dışarıdan alınan paralar. Dışarıdan alınan paralara ödenen faizler. Bu kadar vahimken, bu kadar önem arz ediyorken, bu denetimlerin yapılmaması, bu harcamaların nereye gittiğinin bilinmemesi, hesabının sorulmaması, bundan kaçınılması, bundan kaçan bu iktidara milletin hesap sormaması, bu konuyu eleştirmemesi, eğer vatandaşımız bu konuyu da eleştirmiyor, bunun bilincinde değilse o vatandaş da değildir zaten. İmansızdır zaten. Günahkardır zaten. Yani ne diyeyim, yani demokrasiye inanmıyorsa, vatandaşlık görevini yapmıyorsa dinine de inanmıyordur. İnancı da yoktur o insanın. Ne diyebilirim başka? Nasıl açıklayabilirim İsmail Bey? Yani doğru, haklı. Yani durum hani böyle. Söz bitiyor, kelimeler tükeniyor. Evet. Ama insan derdini anlatamıyor bir türlü. Çünkü bir tuhaf bir şeyi anlatmak durumunda kalıyorsunuz. Yani tuhaf bir şey de ancak sınırlı kelimelerle anlatılabiliyor. Tükendiği noktadır bu. Yani bu herkesin, her vatandaşın bilmesi, bilincinde olması gereken bir konudur. Şimdi ekonomi bu halde, harcamalar böylesine bir felaket. Bir haber, işte paketler açıklanıyor, şu oluyor, bu oluyor.
her nereye Sayıştay raporlarına baksanız, nereye elinizi atsanız bir usulsüzlük fışkırıyor. Şimdi maliye bir uygulama başlatmış e-haciz. Evet. 3.3 milyon kişi, yani 3.5 milyonla kişiye e-haciz yoluyla vergi borcu gidecekmiş. Eğer o milletin anasıyla çok haşır neşir olan bir müteahhit gibi olsaydı bu millet, onlar bu borçlar siliniyordu. Ama şimdi 3.5 milyon kişi e-hacizle karşı karşıya. Son iki dakikada bir de yani bu yarayla ilgili bir şey söylerseniz. Evet, şimdi dediğiniz gibi e-haciz ya da e-kısıt uygulaması 4 milyona yakın vatandaşımıza gidiyor. Devlet kendi alacağıyla ilgili özel bir kanun getirmiştir. 6183 sayılı ama alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun. 6183 diye ben şey yapayım kısaca, öyle bilinir. Devletin alacaklarıyla ilgili üstünlüğü vardır bu kanunla. Hı. Devlet alacaklarını, işte devletin alacağı varsa önce devlet alacağı gelir. Diğer alacaklılar devletten sonra gelir. Önce devlet alacağını alır, sonra diğerleri alacaklarını alır. Devlet alacakları daima üstündür. Devlet alacağını alabilmek için hukukta ayrı bir mekanizma geliştirmiştir. Zor alım yapar, zor alım gücü vardır, haciz uygular vesaire. Yani hukukta devletin ayrı bir ayrıcalığı vardır. Şimdi bu e-haciz uygulaması devletin alacakları ile ilgili kurduğu bu üstünlüğü, hukuki üstünlüğü teknolojik üstünlüğe de taşıyor. Teknolojik olarak da devlet teknolojiyi kullanarak ilave bir üstünlük de vatandaşa karşı sağlıyor. Peki vatandaşın senden alacağı olduğu zaman devlet vermen lazım. Devletin şu anda 500 milyara yakın borcu var vatandaşa. 500 milyar. 500 milyara yakın KDV'den dolayı. İşte alması gereken devlete satış yapanlardan dolayı. Peki bunlar senden olan alacağını nasıl alacak? Sen teknolojik olarak ve hukuki olarak bu üstünlüğü alacakların için kullanıyorsun. En acımasız şekilde. Peki onların senden olan alacağı varsa nasıl varsa kullanacaksın? Peki o vatandaş senden o yaptığın harcamaların hesabını sormaya kalktığında neden hesabını vermiyorsun Sayıştay raporlarını? Doğru dürüst meclise göndermiyorsun, Sayıştay raporlarının doğru dürüst yazılmasını sağlamıyorsun, gönderilmesini sağlamıyorsun. Burada çok önemli bir konudur bu da, aynı şekilde biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılıdır, çok çok önemlidir. Bunlar muhakkak konuşulması gereken konular ama bunları konuşturmamak için ellerinden geleni yapıyorlar maalesef. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok zevk aldığım bir şey oldu, sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. İnşallah izleyenlerimiz de zevk almıştır. Eminim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bizden bugünlük bu kadar. Sayın Kuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Attığınız tweetlerle, gönderdiğiniz mesajlarla programa katkıda bulundunuz. Sağ olun, var olun. Yarın saat 11'de bir başka konumuzda yine burada olacağız. Ülkenin gerçeklerini sizlerle paylaşmak için. Hoşça kalın efendim.